Gözlem yeteneğiniz e, çok kuvvetli olduğu için Erkancan'ın da sanıyorum e, diyalektiğini, e, konuşma tarzını çok net bir şekilde taklit edebildiğinizi e, biliyoruz. Şimdi ben eğer Erkancan burada oturuyor olsaydı ve kendisine Zafer Algöz'ü sorsaydım. Soru gelsin. Efendim Zafer Algöz ve Erkancan dostluğu nasıl başladı? Erkancan anlatsın lütfen. bana <laughs> Vallahi... <laughs> biz Zafer'le neden tanıştık. Işte? O zamanlarda daha küçüktük. Yani küçüklemeyeyim de yani 14-15 yaşlarındaydık. Tiyatroya gittik. Böyle başlardı Erkan. <laughs> Erkan çok tatlı adamdır gerçekten. Dediğim gibi de benim en eski arkadaşımdır. Ee, rahmetli annesini babasını tanırım. O benim annemi babama tanır. Benim onlarda gidip kalmışlığım vardır. O gelip bende kalırdı. Birlikte bir tane projede oynayabildik. Bir televizyon dizisinde. O da dizi dördüncü bölümde kalktı. O da bizim şanssızlığımız işte. Ee, ondan sonra hiç beraber olma şansımız olmadı ama e, içgüdüleriyle oynayan çok önemli bir oyuncudur Erkan. Yani Erkan'a mesela bir rolü anlatırken oturup 250 sayfa bir şeyler verip al bak şunları oku buradan yola çıkarak birazcık bilgi sahibi ol demek yerine ona çok kısa net anlatmak lazım. Erkancığım bak bu adam senin düşmanın bu adam sana ileride şunu <laughs> yapacak bu adam şu bu adam bu bunu kısa kı ha ne demek öyle ne <laughs> ve ondan sonrasını başarılı olarak yapar çok sevdiğim kıymet verdiğim bir dostumdur ona da buradan selam göndermiş olalım bu vesileyle. Peki.